çok defa elimden gelse, herkesin sinesine ümmeti Muhammed'in derdi, hususiyle muzdariflerin, mutazarrirlerin, münkesiretül kulub olanların adına, onların kalplerine avuç avuç ızdırap atardım. Kardeşleri için ızdırap duygusuyla kıvranıp dursunlar. Her kıvranışlarında ya sahibel guraba, ya sahibel mazlumin vel mağdurin, ya sahibena, ya malikena, ya hafizena deyip inlesinler. Evet, çözülmez gibi görülen problemleri Cenab-ı Hakk'a bu ölçüde yaklaşma çözer. Kapısının tokmağına bu duygularla dokunma çözer. O kapılar, insanın sinesi o heyecanla atıyorsa, kale kapıları gibi açılır ardına kadar. Bütün mağmurlar, mahzunlar, mükedderler, yüzlerindeki ekşilik zahil olur. Kederler gider. Etrafa tebessüm yağdırmaya dururlar. Allah'ın izniyle inancım tam. Bi zahril gayb buyuruyor Efendimiz. Dua makbuldur. Müminin mümine, Türkçemizdeki ifadesiyle Hazreti Pir de kullanır bunu, bi zahril gayb tabiriyle. Müminin mümine duası arkasından kabul olur, hüsnü kabul görür. Bir bu mesele. Bir de çok iyi bildiğiniz Süfyan İbni Uyeyne'nin ifade ettiği o ifade içinde bazen bir muzdaribin inlemesiyle Allah bütün bir ümmeti bağışlar. Evet, dua Cenab-ı Hakk'a sebepler üstü teveccühün unvanıdır. Duayla başladık mı? İçinize ızdırap saçma, başkaları için inlemenizi sağlama elimden gelsin. Fakat benim elimden gelmez ama birinin muradı olunca olur bu yani. Yatarken sağdan sola, soldan sağa dönersiniz. Şimdi 20 bin tane, 30 bin tane, 40 bin tane, 50 bin tane insan. Bunlar yurt içinde, zindanlarda. Eşler eşsiz, annesiz, babasız, babalar, anneler evlatsız. Onun birkaç katı yurt dışında. Onlar da cüda düşmüş kendi yurtlarından, anne babalarından, evladı iyallerinden. Her ne kadar Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir deseler, Allah'a tevekkül ve teslimiyette, hatta tefviz, teslim ve sikada bulunsalar bile insan olarak yine yürekleri yanar, yine de sarsıntı yaşarlar, yine de burunlarının kemiği sızlar. İşte bu duyguları onlarla paylaşma. Sanki onlarla beraber o parmaklıkların arkasında bazen namaz kılma imkanını bile vermiyorlar. Abdest alma imkanını bile vermiyorlar. Bazen en onurlu insanları, zirve yapmış insanları hırpalıyorlar orada. Hoyratça dövüyorlar. Son içeriye aldıkları bir insan, oradaki avukatın gönderdiği haberle dışarıya çıktığında yüzünde üst üste çizgiler, yaralar, bereler. İlle de dediğimizi diyeceksin, yazdığımız kağıda imza atacaksın. Hiç olmamış şeylere biz nasıl oldu nazarıyla bakıyorsak, sen de onları oldu diye ifade edeceksin diye. Bu durumda olan insanları nazarı itibara alarak, insanın içine kan damlaması, kalbin ritminin ona göre atmaya başlaması, tepeden tırnağa insanın kendini bir heyecan yumağı içinde, adeta bir inerli fıçı içinde hissetmesi öyle keskin bir duadır ki bu. Kulubu Dara'yı baştan aşağıya okusanız
Mecmuatul Ahsab'ı baştan aşağı okusanız bu dua ölçüsünde keskin olamaz. Onların ızdırabını paylaşma. Onlarla beraber o şeyleri yaşıyor gibi olma. Ha kimseye kızmama. Canını sıkılabilir. Zalim zalimliğini yapıyor. Fasık fasıklığını yapıyor. Münafık münafıklığını yapıyor. Hiç duydunuz mu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok iyi bilinen Ebu Cehil kadar zararlı Abdullah İbni Übey İbni Selul'a beddua ettiğini? Ben duymadım. İlahiyatçılar var. Değil beddua etmek, oğlu gelip gel ya Resulallah babamın cenaze namazını kıldır dediğinde bir de sırtındaki hırkayı veriyor buna sarsınlar diyor. Bir dönemde ona vermiş. İade ediyor. Mezara giderken yine kendine ait şeye kefen gibi sarılsın öyle gitsin. Ama o namaza yürürken Allah Celle Celaluhu وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا Ebedi ölümlü ölmüş, ebediyetini yitirmiş. Ebediyet onun için yok olmuş. Yaşadığı sadece şu kapkaranlık dünya. Ve öbür tarafta o karanlığın müzaafı bir dünya. Oraya gidiyor, onun namazını kılma. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ Kabri üzerinde de ayakta durma, kıyam durma. Hani dururlar ya orada, Türk törelerinde var buraya. Üzkür ahdellezi hareçte mine dünya, kul la ilahe illallah filan derler. Bizim geleneğimizde var, Türk milletinin geleneğinde var. Kitapta, sünnette öyle bir şey yok. Ama olsun, fena bir şey değil. Öbür tarafta olup biten şeylere inanmanın, Hazreti Münkir ve Nekir'e inanmanın, onların gelip orada vefat eden insana "Mer Rabbuka ve men Nebiyuka ve ma dinuka" diye sualler tevcih etmesinin bence ifadesi olarak mezarın başında onu hatırlatması en azından geride kalanlara, mezarın başında onun dediği şeyleri duyanlara bir dersi ibrettir. Bir göz açma ameliyesidir. Gideceğiniz yer burasıdır. Münkir nekir gelecek. Hayatın bütün sergüzeşti hayatın hesabını soracak sizden. Şu işte ne halt karıştırdınız? Şu işte ne halt karıştırdınız? Diyecek. Ve tembih ediyor. Hele bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Bu bütün kilitli kapıları açacak bir anahtardır. İhtimal ki buna binaen Cenab-ı Hak seni de bağışlar. Hüsnü zannın, reca duygusunun ifadesi. Evet, asıl mesele sinelere ızdırabın tohum gibi ekilmesi. Sonra o ızdırabın başa yürüyor gibi katlanarak büyümesi. Bir fide gibi dal budak salması, ser çekmesi. Ve insanın hayatını tamamen o inkisar, o teessür içinde sürdürmesi, aklına zindanlar geldikçe kardeşlerinin, dostlarının, taraftarlarının, sempatizanlarının orada inlediklerini duyuyor gibi olması. Onlar orada o meseleye razı olmuş, çok ciddi bir teslimiyet, tefviz ve sika duygusu içindedirler. Cenab-ı Hak gözlerimizi ona açsın bence. Gözler ona açılınca görmedik şey kalmaz. Doğrular doğru olarak doğruluk zeminine oturur. Yalanlar da çek kuyruklarını kısar, çekilir inlerine girerler. Günümüzde en raiç olan şeyler, yarasalar gibi ışık etrafı sarınca onlar da gider karanlıklarda tünerler. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Benim dar anlayışıma göre maali münifi şu. Onlar ki diyor, ismi mevsul, evet o belli şahıslar, haceru, bu da fiil olduğundan teceddüde delalet eder.
Hiç tereddüt etmeden hicretlerini hicretle derinleştirdiler. Hicret üzerine hicret ettiler. Habire hicret, habire hicret. Hicret üstüne hicret ettiler ama fakat fillahi. Efendim, Allah için esas. O mevzuda fi zarf için görünüyor da fakat meseleyi Allah için yapmada öyle derinleştirdiler ki billah, lillah, ilallah değil de fillahi. O derinlemesine, o hicrete kendilerini saldılar. Ne güzel şey bu hicret. Allah için hicret yapıyoruz. Dilin hususiyeti açısından her şeyin ifade ettiği bir mana vardır yani. Kıtmir'in mülazaları. Min ba'di ma zulimu. Çeşit çeşit zulümlere maruz kaldıktan sonra mazlumlar onlar. Birileri zulmetmiş fakat zalimler söylenmiyor burada. Evet, burada işari manada şöyle bir manada çıkarabilir insan. Bence zalimler hep yad edip durmakla zihninizi kirletmeyin. Onların isimlerini yad etmek suretiyle nöronlarınızı kirletmeye değmez. Sonradan onları yıkamada zorluk çekersiniz. Onun için burada zulmedenleri söylemiyor. Mesela min ba'di ma zalama siyasiyun vel fasikun vel cebbarun vel hattarun vel hainun vel müfsidun demiyor. Efendim meçhul fiiliyle getiriyor onları. Dolayısıyla oradaki faili sarihen zikretmiyor. Dolayısıyla siz de o kirli insanları yad etmek suretiyle zihninizi kirletmeyin. Düşüncelerinizi dağıtmayın. Batının fazla tasviri safi zihinleri ihlal eder. Doğru da konsantrasyonunuza engel olur. Ona şunu mu desem, bunu mu desem sevdasına tutulursunuz. Oysa ki zaten siz sevdalısınız. Bir şeye gönlünüzü kaptırmışsınız bence. Öyle bir güzele gönül kaptırmışsınız ki sizi ondan koparacak şeyler kendinize karşı saygısızlık olur. Ona karşı da saygısızlık olur. Evet. Min ba'di ma zulimu. Sonra burada damı tekitle bir şey diyor. Lenübevu ennem fiddünya hasene. Kasem olsun Allah diyor. Allah yemin olsun. Yani vallah, billah, tallah der gibi. Lenübevvenem. Kasem olsun. Lenübevvenem. Onlara hazırlayacağım ben. Fid dünya hasene. Bugün olmaz, yarın. Burada istikbale de efendim lenübevvenem senübevvenem demiyor. Sevfe lenübevvenem diyor. Lenübevvenem fid dünya haseneten. Dünyada inşallah çok yakın bir zamanda hasenedeki tenvin tenvini tenkir. Çok sürpriz. Mâ le eynun rahat ve la üzün semiyat ve la katar ala kalbi beşer. Hiçbiriniz tasavvur edemeyeceğiniz şekilde birdenbire bir sürprizle karşılaşacaksınız ki başınız dönecek. Şimdiye kadar yapılan o mezalimi, o denaatleri, o şenaatleri unutacaksınız. Sonra size sorunca ya öyle bir şey olmuş muydu diyeceksiniz. Ve anlatırsanız fıkra gibi anlatacaksınız. Zaten adamlar fıkralık işler yapıyorlar. Çok komik yani. Gelecekte karikatürize edildiği zaman onlar iki büklüm olup yere bakacaklar. Siz de edebinizden dolayı tebessümünüz gelecek ama ya ayıp olur bir insana karşı yutacaksınız tebessümünüzü. Bu sizin karakteriniz. O da onların karakteri. Kullun yahmelu ala şakileti. Herkes karakterinin gereğini yerine getirir. Bak. Vel ecrül ahirete ekber. Dünyada hasene ihsan edecek ama fakat iyi bilin ki yine lam-ı tehditle diyor. Ahiretteki mükafat ondan çok daha büyük. Ekber ismi taf değil. Büyüklerden daha büyük ahirette. Dünyanın binlerce sene mesudane hayatı bir dakika cennet hayatına mukabil gelmiyor. Size öyle bir şey verecek. Ve cennet hayatının da binlerce senesi, mesudane senesi, bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen size bir şey hazırlıyor.
ve le ecrül ahireti ekber lev kanu alemun. Eğer biliyorsanız, Kur'an bildiriyor, Hazreti sahibi zişan da bildiriyor diyor, hadiselerde onu gösteriyor, 1000 tane şahit ona şehadet ediyor, ne olur Allah aşkına siz de bilin bunu. Bir diğer yer de şu, ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ. Sonra senin o Rabb-i Kerim'in var ya, لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا, yine ismi mevsul var bak. O hicret edenler için, lam talil için olunca hicret edenler için, tahsis için olunca lam ikisi de olabilir. Onlara mahsus olmak üzere. لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا, yine هَاجَرُوا biraz evvelki manada diyeceksiniz. Fiil, teceddüde delalet ediyor. Hicret üzere hicret. Hicret, salih dairesi içine girmişler. Bir hicret, bir hicret daha, bir hicret, bir hicret daha, bir hicret, bir hicret daha. Adeta donup sonra bakıyorlar, ya gidecek başka yeri yok mu, oraya da gidelim. Oraya da gidelim, duygu ve düşüncelerimizde kitaptan ve sünnetten esas kazandığımız şeyleri orada da temsilen ve halen gösterelim. Milli kültürümüzdeki güzellikleri, örf, anane ve geleneklerimizdeki güzellikleri başkalarına gösterelim. İnsan olarak başkalarında da çok güzel şeyler vardır. Onlardan da onları almaya bakalım. Dolayısıyla bir güzellikler macunu yapalım. Ve bunu bir yönüyle kendi hayatımıza bir fırçayla çalalım. Dolayısıyla güzellikler abidesi haline gelelim. Hicret üzerine hicret. Min ba'di ma fütini diyor. Orada ma zulimu diyor. Burada da fitneye uğradıktan sonra. Fakat fiil yine meçhul kipiyle. Fiilin mazi, cem-i müzekker sırası. Fitneye uğratanlar söylenmiyor burada. Öyleyse siz de onları iade etmeyin. Fitneleriyle baş başa kalsınlar. Maruz kalacakları fitneler kabirden başlayarak berzahta nasıl olsa devam edecek. Sizin bir yönüyle onlar için bir şeyler söylemeniz, onların maruz kalacağı şeylerin yanında deryada damla kalmaz. Güneşin yanında zerre yapmaz. Min ba'di ma fitinu, fitne diyor. Orada zulimu diyor, zulüm, bu da fitne, imtihana tabi tutulma. İmtihan olunca bazıları kaybeder. Önlerine yazılı bir kağıt, bir de kalem korlar orada. At şuna bizim yazdığımız şeylere. Bu işin içinde falan da falan da vardı. Darbe yapacaktık filan. Devirecektik. Filanları yıkacaktık. Böyle yollar, yöntemler araştırıyorduk falan. At buna bir imza. Atmam. Atacaksın. Atmam. Tokat, tekme imtihanda dayanamaz. İmmün sistemi ona göredir. Yalana imza atar orada. Onun için o fitnede, o imtihanda kaybeder o zavallı. Birilerini de döverler, ölesiye döverler. Öldürdükleri de vardır. Ölenler de var orada. Fakat ölmek değil, teker teker dişlerini sökseler onların. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Bilal-i Habeşi gibi taşlar üzerine konduğu halde, güneşte beyin kaynatan sıcağın altında onlar darbeledikçe o yine ahad, ahad, Allah birdir, Allah birdir. Ne zaman diyor bunu? Kur'an-ı Kerim'den 3-5 ayet nazil olduğu, insanlığın iftihar tablosunun alem cumul bir peygamberliğine delalet eden şeyler henüz semadan inmediği dönemde. İnen şeylerle kanaat eden, o inen şeylerle imanda şahlanan, Yasir aynı şeyi söylüyor, Sümeyye aynı şeyi söylüyor, Ammar aynı şeyi söylüyor. O sadece sonunda baba gözünün önünde öldürülüyor. Çok vahşice. Anne gözünün önünde öldürülüyor. Seni de aynı şeyi yapacağız. Orada dilinden kaçırıyor onların dediği şeyler. Fakat zincirleri çözüyorlar. Promete gibi zincire vurmuşlar. Allah Resulü'nün yanına koşuyor. Adeta mahvoldum diyor ya Resulallah. İstediklerini söyledim ben. Buyuruyor ki in adu faud. O ölçüde tazdik yaparlarsa ruhsat. Sen de onların dediğini de diyor. İnsanlık iftihar tablosu. Evet. Teysir peygamberi. Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunaffiru.
Ama o diğer sahabi o güneşin altında ya çarmıha gerilmiş gibi ya kumda üzerlerine taşlar konmuş gibi işkenceler altında Ahad, Samet, Hay, Kayyum diye iniltilerini bu şekilde dinlendiriyorlar. Şimdi min ba'di muafitinu. Kimisi orada immün sistemi ona göre dayanamıyor. Efendim ordu bozanlık yapıyor. Masum arkadaşlar adına yalana imza atıyor. İtiraf adı altında iftirada bulunuyor. Tertemiz melek gibi kardeşlerini karalıyor. Dünyasını karartıyor. Ahiretini kapkara hale getiriyor. Evet. ثُمَّ جَاهَدُوا Fitnede uğradıktan sonra onlar kazanmışlar. Sonra mücadele ediyorlar. وَصَبَرُوا Çekecekleri şeylere katlanıyorlar. İhtifa ediyor, evde duruyor. Fakat her gün evin basılacağı sancısı var. Şakakları onunla zonkluyor. SS'ler ne zaman gelecek? Kapının ziline basacaklar. Hitler'in fermanına sezası, na şahanesi. Budur efendim, sizi derdest etmeye geldik. Suçumuz ne? Vallahi suçu bilmiyoruz. Fakat bize dediler ki onları derdest edin götürün. Savcıya götürecekler. Savcı bey suçum ne? Vallahi bilmiyorum. Bana dediler ki bunları ne yapıp yapıp bir uydurma iddianame ile böyle cihanı yıkmaya, fayları kırmaya, birisi söyledi hani fayları kırmaya, zelzele yapmaya hazırlanıyorlarmış. Cinleri kullanarak bir kısım meteorları bizim saraylarımızın başına yağdıracaklarmış. Şirin görünmek için böyle diyenler maalesef şirin de görünemediler ya. Evet, orada kaldılar sümme cahedû. Ama mücadele için kaldılar. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Başka bir ayet, surenin son ayeti. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim için tamamen derinleşerek mücadelelerini sürdürenler var ya, kasem olsun. Ben onlara وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Ne yollara, ne yollara onları hidayet ederiz. Öyle yollar açarız ki onlara, sürpriz olur o yollar. Yürür giderler de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin içinden وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُفْسِرُونَ deyip sıyrıldığı gibi. Tam o çıkacağı zaman siyer, menkıbe kitapları öbürlerine bu uyku geliyor. Mürgülemeye başlıyorlar. Ve Efendimiz de وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ diyor. Çıkıyor orada. Bir güzergah takip ediyor, Sevr Sultanlığı'na ulaşıyor. İrade olarak o kendi iradesinin hakkını veriyor. Allah'ın dediğini diyor. Allah'ın gösterdiği yolda yürüyor. Allah'ın gir dediği yere giriyor. Mağara değil, Sevr Sultanlığı. Saraylarla değiştirmeyeceğiniz Sevr Sultanlığı. O orada birkaç saat mi, bir gün mü, iki gün mü, İnsanlığın iftihar tablosunu bağrında misafir etmiş. Toprağını gözünüze sürme çekseniz değer. O Medine izi tozu bu Kuddusi yüzüne tutiyadır diyor. Evet o Sevr'in, o Sevr Sultanlığı'nın bir avuç toprağı bu Kıtmir'in gözüne tutiyadır. Sevr Sultanlığı. Şimdi oraya gittiler. Allah Celle Celaluhu siz şart-ı adi planında iradenin hakkını verdiniz. Bak ben o serserileri, haydutları nasıl geriye çevireceğim? Birdenbire örümcek çıkıyor orada. Anda seri, benim işim bu, vazifem bu diyor. Bir örümcek ağı örüyor ki orada. Adeta baksalar örümcek ağının arkasını göremeyecek şekilde. İki tane de güvercin geliyor, hemen oraya konuyor. Biri bir tarafa, biri bir tarafa konuyor. Müşrikler geliyor, izi oraya kadar sürmüşler. İz sürmede çok şeytandır aynen. Günümüzün SS'leri gibi. Nerede saklanırsanız gelir bulurlar. Oraya kadar sürmüş gelmişler ama fakat orada
Cenab-ı Hakk'ın takdirine çarpıyor, ters yüz oluyorlar. Bakıyor birbirlerine, Allah Allah, bu örümcek senelerce evvel örülmüşe benziyor. İçeride insan olsa güvercinlerin işi ne burada? Burada değil o, demek başka yerde. Evet, orada da Allah Celle Celaluhu koruyor, himaye buyuruyor. ثُمَّ جَاهَدُوا Evet, mücadele ettiler. لَنَهَ دِيَنَّمْ سُبِلَنَا Oradan geldi. Öyle yollar, öyle yöntemler önlerine koyum ki onlar patikada yürüyorken birdenbire bir şehrahta yürüyor gibi kendilerine tahsis etmiş şeritte yürürler. Ne trafik olur, ne trafik polisi karşılarına çıkar. Ne de SS'le karşılaşırlar. Evet, bu başka ayetti. ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا Mücadele ederler, belli şeylere maruz kalacaklar. Ama dişlerini sıkar, sabrederler. Sabır sizin terminolojinizde aktif sabırdır. Kıpırdanma sabrıdır yani. Durağan sabır değil. Durağanlığa girdiğiniz zaman fizikteki atalet kanununda olduğu gibi sağa sola savrulursunuz. Hareket edeceksiniz ki dağılmayasınız. Aktif sabır. Tamam, bunlar bela, musibet, Allah'ın şerirleri olarak üzerimize geldiler. Salya ata ata, diş göstere göstere geldiler. Pekala, bu konum itibariyle ne yapılabilir burada? Şimdi ne yapabiliriz? Dün yollar açıkken, her taraf şehrahken, millet bize bağrını açarken, her tarafta vaz edilmiş, hüsnü kabulle karşılaşırken, herkes sinesini bize açar, kucaklarken, doğru, rahat yürüyorduk. Gittiğimiz her yerde de bir yönüyle nur ocakları açıyorduk. Efendim, ışıksız mumları tutuşturuyorduk. Alemin gözünü açıyorduk Allah'ın izniyle. Fakat şimdi hain bir kısım nefesler o mumları söndürmeye durdu. Şimdi ne yapacağız burada? O zaman kolektif şuura müracaat ederek, meşveret. Bu konjonktürde, bu şartlar altında, şu anda, böyle bir zamanda şu yapılabilir. Yaptığınız bir şeyle sonuç alıyorsanız, ya demek bu oluyormuş. Birdenbire o sizin için işleyen bir şehre haline gelir. Ya şöyle bir şey de var, yahu şöyle bir şey de var. Nasıl değişik ses ve soluğu onlara, Kapadokya'ya ulaştırmak için belli kanalları deniyorsunuz, onu tıkıyorlar. Sonra efendim ızdırapların esasen derince düşündürmesi sayesinde alternatif yollar oluşturuyorsunuz. Ya şu yolda olabilir diyorsunuz. Bir başka yolla ulaşıyorsunuz, ulaşabildiğinize. Belki eskiden insanların %40'ına, %50'sine, %60'ına ulaşıyordunuz. Ama hep öyle başladı. Sızıntı ilk basıldığı zaman 3000 mi 4000 mi basıldı. Fakat bir gün geldi, 15-20 sene sonra 800 bine ulaştı. Kendi mevzu, konumu itibariyle belki dünyada bu seviyeye ulaşan ilk mecmuadır. O zaman, ya madem o zaman böyle 3000 ile 5000 ile başladık, şimdi madem efendim aka aka göl olur, sonra daha akar derya olur, sonra daha akar o derya tebahur eder, bulutlar haline gelir, sonra rahmet olur yerin bağrına yağar, sonra çaylar haline gelir, çağlar, sonra yeniden deryanın bağrına akar. Öyleyse en iyisi, madem böyle çağlayana doğru gidiyor, biz şimdi bir çağlayan çıkaralım, aynı duygu ve düşüncelerimizi bu defa onun sayfalarına saçalım. Evet. Onlar minik bir sızıntının önüne aldılar. Çağlayanla karşı karşıya kaldıkları zaman o uzun dillerini yutacaklar, kuyruklarını da kısacaklar. Saberu, aktif sabırdan geçtik. Ve cahedu ve saberu. İnne rabbeke min ba'daha leğafurur rahim. Burada bir şey diyor. Bir yönüyle bazıları az yamuk yumuk davranabilir, gevşekliğe düşebilirler. Fakat onlar da ümitlerini yitirmesinler. Bütün bunlardan sonra unutmasınlar. Min ba'diha la gafurur rahim. Yine lam-ı tekitle.
Allah mutlaka günahları çok iyi yargılayandır. Bu aynı zamanda rahimdir. Rahim büyük ölçüde ahirete bakar. Rahmanü dünya ve rahimül ahire denmiş. Fakat her ikisinin de dünyaya bakan yanı da, ahirete bakan yanı da var. Evet, belki ayetlerin manaları bize hatırlattığı şeyleri hatırlatıyor yani. Ayetler bana diyecek şey bırakmadılar. Evet, ben de diyeceklerimi onlara, Allah'ın kelamına, beyanına emanet etmek istiyorum.